Mesela artikülasyon Latince'de aslında eklem demek. Artrit de bu eklemin işte iltihabı. 4-6 grupta inceleyebiliriz. En yaygın gördüklerimiz dejeneratif dediğimiz halk arasında kireçlenme olarak tabir edilen kısım. İnflamatör artritler var. Onlar da yine dediğim gibi halk arasında söylendiği gibi iltihap travmatizmalar. Hastaların genelde hastaneye başvurma sebepleri de işte eklem ağrısı, eklemde şişlik, ısı artışı, hareket kısıtlılığı gibi semptomlarla başvuruyorlar. Bizim işte bu artriti ayırt edebilmek için hastaya sorduğumuz ipucu noktaları var. İşte hastanın yaşı çok önemli artritin cinsini anlayabilmek için. Hareket kısıtlığı oluyor mu olmuyor mu, şişliği var mı, ısı artışı, renk değişikliği var mı? En fazla görülenler işte halk arasında dediğimiz kireçlenme dediğimiz osteoartritler. Bu osteoartritler de işte yaşlı nüfusunda özellikle sayısının artmasıyla görülme sıklığı da artmış durumda. Çünkü daha çok hani yaşlı kesimi daha fazla ilgilendiren bir hastalık. Her hastalıkta olduğu gibi, çoğunda olduğu gibi diyeyim daha doğrusu, bir genetik yatkınlık oluyor altta. Ama tabii ki dış etkenler de çok. İşte hastanın yaşı, kas gücü nasıl, zayıf mı değil mi? Mesleği işte önemli bizim için. İşte ayakta durması ya da işte sürekli bilgisayar başında oturması gibi. Kireçlenme dediğimiz rahatsızlıklar daha çok 40 yaşından sonra görülmeye başlıyor. 50 ve 60 yaşından sonra da daha bariz, hani belirgin hale gelmeye başlıyor. O yüzden işte nüfus arttıkça bu rahatsızlıkların da görülme sıklığı artmaya devam ediyor. Hastalar günlük yarım saatlerini ayırsalar, açık havada özellikle yaptıkları yürüyüşler orta tempoda bile yeterli. Hani kendilerini çok yoracak bir şeyler yapmalarını da istemiyoruz aslında. Parmak şıklatmak hani halk arasında geçtiği kadar çok korkulacak bir problem değil aslında. Bu eklemler arasında kalan hava keseciklerinin hani patlaması gibi anlatayım. Hani böyle daha net anlaşılması için. Ama çok sık yapıp bunun alışkanlık tik haline getirirsek de hani kireçlenmenin hızlandırabilecek etkenlerden biri. Çok fazla yapmamaya gayret göstermeliyiz.